Bir kontrol kaleminin iç yapısını inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle elimizde iki adet kontrol kalemi var. Ve ikisinin arkasında da birer civata görünüyor. Şöyle. Ve bu civatalardan biri gördüğünüz gibi çizik. Yani rahat bir şekilde açılabilir başka bir düz kontrol kalemiyle. Diğeri de düz bir şekilde herhangi bir yerinde çizik yapılmamış. Yani kolay kolay açılmasın diye. Yani bunun bu şekilde yapılması bir tepki şekli olabilir aslında arkadaşlar. Çünkü bazıları yani bunun içini açıp yani rahat bir şekilde bunun içini açıp yani iç yapısını bozduğu için, iç yapısıyla oynadığı için bilip bilmeden ve fabrikada bundan dolayı böyle bir şey yapmaya karar vermiş herhalde. Çünkü bunun iç yapısının bozulması önemli bir şey arkadaşlar. Yani çarpıntı açısından çok önemli bir şey. Çünkü bunun içinde bir direnç var ve o direnç zedelenirse veya o direnç yerine başka bir kablo sıkıştırılarak yani saçma sapan bir bağlantı falan yapılırsa kişi elektriği şu şekilde kontrol ettiği zaman elektrik akımına kapılacaktır. Ve bu da bayağı bir tehlike arz ediyor. Hemen bunlardan birinin içini açalım arkadaşlar. İç yapısını inceleyelim. Daha rahat açılanı açalım. Şöyle mesela şunu açalım. Şu bıçakla, hatta hiç bıçağı açmadan direkt şu araya sıkıştırarak çevirdiğimiz zaman çok rahat bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Ve bu da aslında iyi bir şey değil. Yani bunun herkesin açamaması lazım. Şöyle içindeki malzemeleri çıkaralım. Şöyle gördüğünüz gibi bir adet yay var arkadaşlar. Bir adet de böyle tüp içinde neon lamba var şurada. O neon lambaya bağlı bir adet de direnç var şöyle. Hemen açalım iyice. Şöyle şunu da çıkaralım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tam kamera kavrasında şöyle bir neon lamba var arkadaşlar. Ve neon lambanın ucunda da bir adet direnç var arkadaşlar. Bu direnç aşırı akımı önleyen bir dirençtir arkadaşlar. Önemlidir. Yani bunun zedelenmemesi lazım. Buna zarar verilmemesi lazım. Yani yoksa aksi takdirde şöyle bir kısa devre falan gibi saçma sapan bir şey yapılırsa kişi kontrol kalemini kullanırken elektrik akımına kapılacaktır. Az önce de belirttiğim gibi. Evet, bunun çalışma şekline gelince çok basit arkadaşlar. Şunun uçlarından biri şuraya temas ettiriliyor. Diğeri de şu vidaya temas ettiriliyor arkadaşlar. Arada da tabii bir direnç var çarpıntının olmaması için. Siz bunu işte elektrik fazına herhangi bir şekilde temas ettirdiğiniz zaman buradan akım geçiyor. Ama tabii bu akım yüksek bir toleransla karşılaşıyor burada dirençle. Ve size elektrik çarpmasını da önlüyor bir şekilde. Ve burada bu neon lambanın yanmasını da sağlıyor bir şekilde. Yani kontrol ettiğiniz şeyin içinde bir elektrik akımı olduğunu size bildiriyor bu şekilde. Evet, hemen tüpüne geri takalım. Bunlar da iletken parçalar arkadaşlar. Şöyle birini buraya takıyoruz tekrar. Diğerini de buraya takalım. Evet arkadaşlar, bunun iç yapısı bu şekildedir. Bunun iç yapısıyla oynamayın diye aslında ben bu videoyu çekme gereği duydum. Yani şu dirençte herhangi bir şekilde oynamayın. Çok önemli arkadaşlar. Yani böyle bir şeyi küçük görmeyin. Hayati önem arz ediyor. Şimdi bunu bir de bu şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Evet, şöyle kabloyu prize taktım arkadaşlar. Şu anda burada elektrik var. Evet, şu anda burada elektrik var arkadaşlar. Bir deneyeceğiz şöyle. Nasıl çalıştığını siz de görün diye. Evet, yakınlaştıralım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. Ama size bir uyarım var. Sakın siz bu şekilde çalıştırmaya çalışmayın. Ben burada sadece size göstermek açısından böyle bir şey yapmaya kalkıştım. Yani bu kadar riske girmenize gerek yok. Nasıl çalıştığını görün diye, net bir şekilde anlayın diye sizinle bu şekilde paylaşmak istedim bir de. Sakın ola ki evde denemeyesiniz. Yani bu işte profesyonel değilseniz hele hiç denemeyin bunu. Bir de dediğim gibi kontrol kalemlerinin iç yapısıyla oynamayın. Şimdi bunu tekrar geri takıyorum ben. Şöyle yayını da takalım. Ve vidasını son olarak.
Hemen şunu fişini de çekelim. Ve bu arada arkadaşlar elimizde böyle şu tarafı kırılmış, izole tarafı kırılmış kontrol kalemleri varsa elimizde. Bunu izole bandıyla tekrar izole edelim arkadaşlar. Bantlayalım bunun etrafını. Şuraya kadar bantlayalım arkadaşlar. Çünkü bu da tehlikeli bir şey. Bu da tehlike arz ediyor. Yani şöyle kontrol ederken yanlışlıkla parmağınız şuraya falan temas ederse yine elektrik akımına kapılabilirsiniz. Böyle bir durumda da dikkat edin arkadaşlar. Mesela şunu bantlamışım arkadaşlar şöyle. Şu kontrol kaleminde yani aynı bu durumdaydı. Bu şekilde bantlamışım etrafını izole bandıyla. Evet, bu video güvenlik tedbiri amaçlı bir videoydu arkadaşlar. Sonra diğer videolarda görüşmek üzere.